Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah. Evet efendim, bir kadim sırların izinde programına daha hoş geldiniz. Sevgili Adnan Şensoy Hoca'nın o güzel kelamıyla bugün de programımızı açtık. Bugün yine din, tarih, coğrafya üçü iç içe birlikte, hatta daha fazlası da içinde olmak üzere bizler yine her zaman yaptığımız gibi kadim sırların izinde programında ilginç bir konuyu ele alıp o konunun izine peşine düşeceğiz. Bazen bir şahıs oluyor, bazen tarihte yaşanmış bir hadise oluyor, bir vaka oluyor, bazen bir konu oluyor. Bugünkü meselemiz yine bir topluluk üzerine, bir kavim üzerine, Uhdud kavmi üzerine. Uhdud kavmi 520 yıllarında civarı yaşamış, milattan sonra 520'de yaşamış. Şu anki Arabistan olarak adlettiğimiz yerin hemen güneyinde yaşamış bir kavim. Çok ilginç bir hadise, çok ilginç bir mesele. Genç bir hükümdarları var. Çok ilginç kabiliyetleri olan, değişik yetenekleri olan, Allah'ın vergisi belki de bilmiyorum, konuşacağız hocam birazdan aydınlatacak. İlginç bir hikaye. Şimdiye kadar çok değinilmemiş bir topluluk, değinilmemiş bir hikaye. Bunu konuşacağız sizlerle. Hikaye derken hikaye değil tabii. Tarih veriyoruz, yer veriyoruz. Vereceğiz. 520, hatta tam 24 mezunuz. 525'te bitecek bu iş. 525'te iş bitecek. 525 evet. Tarihinde iş bitecek. Nasıl bitecek? Hayırla mı bitecek? Şerle mi biteceğiz? Göreceğiz. Hocam Uhdud ilginç bir kavim. Uhdud ne demek Türkçesi? Aslında Uhdud kelimesini hendekler üzerinden yorumluyoruz. Hendekler mi demek? Hendekler diye yorumlayabiliriz. Ateş içerisine doldurulmuş derin çukurlar. Ashab ise halk. Ashab-ı Uhdud, evet. Derin hendeklerin kazılmış olduğu halkın tabiri. Halk derin böyle tabir ediliyor. Hendeklere ateşler mi yakılmış? Evet. Bunu kim yapacak? Kim yapacak? Bugün bahsedeceğimiz konunun en sonunda zalim bir hükümdar bütün halka bunu yapacak. Aslında Kur'an'da çok gördüğümüz, özellikle amme cüzü diye bildiğimiz son cüzde karşımıza çıkan ayetlerin içerisinde kulağımızın aşina olduğu kelime bu. Ashab-ı Uhdud. Hı hı. Ama içerisine girmediğimiz, misafir olmadığımız zaman içinde, hı hı, ne var bilmiyoruz. Bilmediğimiz zaman da sadece okumuş ve dinlemiş gibi oluyoruz. Evet. Halbuki biz birazdan inşallah işitmiş olduğumuz bu kavmin, bu toplumun detaylarına gireceğiz. Yanlarına misafir olacağız. Oradan derslerimizi alacağız. Hissemizi alacağız, ibretimizi alacağız. Çünkü bileceğiz ki ders ve ibret alamayan ibret olur. Evet. Şimdi Ashab-ı Uhdud az konuşulan bir kavim geçmişte, tarihte. Biz her zaman olduğu gibi tarihin, coğrafyanın, kutsal kitabımızın, hadislerin desteğiyle, bunlarla destekleyerek bu mevzuyu, bu konuyu en gerçek bir biçimde izleyicilerimize sunmaya çalışacağız. Peki Uhdud kavminden hocam, biraz tabii bunu sonda açıklıyoruz ama başında da ben biraz bir ipucu alayım sizden. Biz bu kavmin hikayesinden, hadisesinden, bu vakadan ne öğreneceğiz? Zalimin zulmünün daim sürmediğini öğreneceğiz, bu bir. Sihirbazların sihirinin, kahinlerin kehanetinin hak ortaya çıkana kadar sadece bir illüzyon olduğunu göreceğiz. İki, tek başınıza olsanız da doğruyu bilen ve doğruyu yaşayan, istikametiniz doğruysa mutlak anlamda zafer ulaşacak olan kişi sizsiniz. Bunu öğrenmiş olacağız. Nice azların nice çoklara galip geldiğini göreceğiz. Ve yine şu ömür sermayesinde, elimizden akıp geçmekte olan zaman sermayesinde istikbalimizi ne şekilde düzenlememiz gerektiğini bize öğretecek muhteşem bir numune olacak. Neden? Çünkü bu sure, şimdi birazdan bahsedeceğiz, Ashab-ı Uhdud'u Buruş suresinde geçecek. Bu sure Mekke'de iniyor. Bilal bin Rabah el-Habeşilerin Meabde çöllerinde ahadun ahad, Allah birdir bir deyip de işkence gördükleri zaman iniyor. Ammar bin Yasir'in babası Yasir ile annesi Sümeyye'nin gözlerinin önünde şehit edildiği, hatta Sümeyye'nin cesedinin, mübarek naaşı şerifinin iki tane ayrı deve ile paramparça ettirildiğini gördüğü bir zamanda inen bir sure, Buruç suresi. Peygamber aleyhisselamın canı, ciğeri, sevgilisi olan eshabının gözünün önünde işkence çektiği bir zaman. Yani sanki her şey üstüne çöküyormuş gibi göründüğü bir zamanda inen sure olduğu için, evet, tam bizim için de münasip bir sure. Bu Uhdud halkının halkını anlatan sure, kutsal kitabımız Kur'an'da Buruç suresinde mi? Hadi misafir olalım o zaman. Peki. Değerli yönetmenim, Buruç suresine bizi misafir ediniz. Bir de sizden yer olarak da tam nokta olarak bu kavmin yerini de nokta olarak harita üzerinde göstermenizi isteyeceğim. Hemen onu alacağız. Hocam. Öncelikle buradan, evet, bizim her şeyde referansımız ne?
Biz burada tarih programı yapmıyoruz ama programımız tamamen tarih içeriyor. Evet. Coğrafya programı yapmıyoruz ama içeri tamamen coğrafyayı barındırıyor. Evet. Tıp programı yapmıyoruz, matematik programı yapmıyoruz ama hepsini barındırıyor. Çünkü bizim kitabımız Kur'an'da hepsi var. Bu bağlamda ilk temel referansımız ne olacak? Çeşmelerden gelen su güzeldir ama menbaından almanın lezzeti bambaşkadır. Evet. Biz de işi menbaadan alacağız. Menbaada Kur'an-ı Kerim'in diziliş sırasında 85. suresi olan Buruç suresi. Estağfirullah, bismillah. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجُ. Hocam diyor ki burada mealinde, siz şimdi okudunuz, burçlarla dolu göğe andolsun. Şimdi bu burçlar o burçlar mı? Yengeç, kova, yay. Bu burçta neyi kastediyor hocam? Şimdi ben 3 Ekim doğumluyum. Evet. Siz de 3 Aralık doğumlusunuz. 3 Aralık doğumlusunuz. İkimizin de misal terazi olduğunu düşünelim. Evet. İkimizin de ruh dünyası, bakış açısı, zihin algısının aynı olduğunu astroloji metinlerinde, gazetelerde, sosyal medya hesaplarında bugün sana hep güzel haber gelecek ya da bugün yatırımına dikkat et gibi asla astar olmayan, ben atıyorum tutar illa birisine mantaratesiyle attığı astrolojik bilgi midir bu burç? Yoksa... Burada burçla kastedilen ne hocam? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُجُ. Gökyüzünü kaplayan, bürüyen, gökyüzünde ışıl ışıl parlayan burçlar. Nedir bu burçlar? Yani yıldızları mı kastediyor burada? Yıldızlar, güneş, galaksiler. Bütün bunları bahsediyor ve Rabbimiz yemin ediyor. And olsun diyor. Niye? Ben o kadar muhteşem bir dizayn, öyle harikulade bir sistem oluşturmuşum ki bak diyor, yemin et. Bakarak gör şunları. Güneşi gör, yıldızları gör, Jüpiter'i gör, Merkür'ü gör. Samanyolu galaksisini temaşa et. Andromeda'dan farkındalık oluştur, kendine bak diyor. Bunları gör. İnsan ona odaklanmaktan ziyade içindeki işte eski antik Yunan'da ortaya çıkmış, Greklerin ortaya koymuş olduğu işte Roma tanrılarının ya da Grek ve Yunan tanrılarının isimleriyle oluşturulmuş olan burç kelimeleri üzerinden fal oklarını işi çevirince hakikat örtülmüş oluyor. Hakikat ne? Allah'ın kudretini görüp ona hayran olmak. Evet. Kulun algıladığı ne? Bugün acaba yatırım yapmalı mıyım? Karşıma bugün hayatımın mıyım? Erkeği, kadını çıkacak mı falan. Tabii şimdi sakız çiğniyorsun. Sakızda bile evet. Bunlar dikkat çekiyor. Peki. Yani sakızın küpüründe bu var. Ama biz takvim yaprağını alır okurduk. İki bilgi öğreneceğiz diye. Evet. Sakız alıyor sırf kısmetinde ne var öğrenmek falın, için. Fal içinden fal kağıdına. Fala inanma, falsız kalma. Türk yazan sakızı. Hocam ama burç demek o zaman burç, Arapça'da burç burç mu demek? Burç, burçlar. Aynı Türkçe gibi. Burç. Hatta mesela kalelerin büyük kuleler olur ya. Evet. Onlar da burçlardı ama buradaki kastedilen وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجُ. Gökte bulunan burçlara, burçlarla dolu gökyüzüne yemin olsun ki diyor. Yıldızlar, gezegenler tümünü kastediyor. Bütün hepsini kastediyor. Evet. Peki astroloji bilgisi, astronomi hakikattir. Gözlemledikçe insanı Rabbine yaklaştırır. Estağfirullah. اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ. Göklerle yerin yaratılışında, geceyle gündüzün peşin sıra gelişinde, aklını kullanabilen temiz, berrak ve akil zihin sahipleri için ibretler vardır. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. O akıl sahipleri, temiz bir zihin sahipleri, o kişiler ki ayaktayken, evet, otururken ya da yanları üzerine yatarken, bugün falımda ne var acaba Mehmet abi? Demezler yani. Derler ki, şu ayı bu şekilde aydınlatan kimdir? Şu güneşi, ya bu güneş madem bir ampuldür, niye aydınlata sadece dünya mı aydınlatıyor? Niye uzay karanlık, niye dünya aydınlık? Bunları sorgular ve der ki, bunların hepsi bir hakikattir. Bunların hepsini yaratan bir kudret vardır. وَاَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
bakarlar. Rabbimiz, sen bunların hiçbirini boşa yaratmadın. Hepsinde nice sayısız hikmetler ve hakikatler dolu. Öyleyse ben bunun farkına verdim. Ben kusurluyum. İdrak seviyem bunları algılayabilecek potansiyelle değil. Ama sen bütün bunların hepsini yaratan, hükmeden ve daima kontrol altında bulundurasın. Sen muhteşemsin diyor. Burçlardaki bu burcu düşünerek yatan ile, dediğiniz gibi yatarken cep telefonunu açıp da sosyal medya hesabından taratuna, baratuna, karatuna. Yarın bitcoin alayım mı falan diye burca bak. Bir program konusu hocam burçlar. Bir gün konu bir program yapalım bununla ilgili. Ama şimdi bugün konuşacağımız Ashab-ı Uhdud'un kadim sırlarınızda Ashab-ı Uhdud'un yani Uhdud halkının peşine düşüyoruz. Çok ilginç bir tarihi ve dini mevzu. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Evet şimdi Burç suresinde geçiyor. Buruç suresi. Buruç suresinde geçiyor bu mesele. Ne diyoruz? Ne diyor hocam burada? Vel yevmil mev'ud. Bütün kudretine yemin ederek gökyüzündeki bütün kandilleri, burçları yemin ederek kudretini ortaya koydu Rabbim. Tamam. Sonra da vaat edilmiş güne, kıyamete and olsun. Yani ben dedi. Bütün kainatı niye yaptım? Boş yapmadım, anlamsız yapmadım. Bütün bu görmüş olduğunuz aksesuar, şu görmüş olduğunuz bütün donanım, şu gördüğünüz bütün sahne, bütün bunların bir sebebi var. O da nedir? Vaat edilmiş güne and olsun ki işte o gün döneceksiniz, o zamana kadar bir imtihan zamanı. Ve şahidin ve meşhud kutile ashabul uhdud. Ennâri zâtil vekûd. Buyurun bakalım. Evet. İşte Ashab-ı Uhdud burada geçti. Bu ayette. Şahitlik edene ve şahitlik edilene and olsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. Yani bu müminleri yakmak için hendek kazıp içinde ateşli alevler yakanlar bunlar Ashab-ı Uhdud. Ashab-ı Uhdud'u o hale getiren birazdan bahsedeceğimiz kral yani son Himyeri devletinin imparatoru kralı Zünuvas. Onunla alakalı çok ilginç bilgiler var. Himyeri devletinin kralıydı evet. Bu değil mi? Himyeriler milattan önce 115'te başlıyor. Evet. Milattan sonra biraz önce hangi tarihten bahsettik? 525'e kadar devam ediyorlar. Son hükümdar bu. Evet. Güç onda, kuvvet onda. Doğuda Sasani ile arasında bir ilişki var. Hı hı. Kuzeyde Roma İmparatorluğu, batıda ise eski Necaşi'nin hükümdarlığında Habeşistan krallığıyla İhtilafları söz konusu. Babül Mebdeb'in olduğu mahallede bir ekonomik ve ticari yolun güzergahında. Hocam, haritada bir görebilir miyiz? Hemen neresi haritaya geçelim. Sonra buraya geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Hemen Himyerilerin tam coğrafi olarak konumunu bir görelim. Himyerilerin son hükümdarı zamanında geçiyor bu mevzu. Yani benim 500 yıllık, 600 yıllık gücüm var. Evet. Büyük bir aristokrat bir çevrem var. Sosyetede en ön plandayım. Sayamayacağım kadar güç ve kudret benim elimde bulunuyor. Ticaret ve iktisat benim elimde. Ekonomik ve askeri güç benim elimde. Hı hı. Deyip masumlara zulmetmeye devam edersen umli lehum inne kedimetin mühlet verir ama ihmal etmez. Bizim online haritamızı alıyoruz. Adı güzel yönetmenim. Online normal her zamanki haritamız var 6 ya arkadaşlar. Numara. Uydu haritamız. Uydudan bir o dönemki 520'lerde Himyeri Devleti'nin olduğu yere bir bakalım. Ashab-ı Uhdud halkının şey nerede olduğuna bakalım. Yani benim gücüm var, kuvvetim var, elimde bulunan büyük zorbalığım var, istediğimi yaparım der bir kimse. Hı hı. Bu son söz olur. Belki Adnan önüne geçemez, belki Uğur Bey önüne geçemez ama bütün mülkler ve bütün krallıklar kudret elinde alçalıp yükselen Allah Azze ve Celle'nin kudretinin önüne hiçbir şey duramaz. Şu gördüğünüz coğrafyada var ya. Evet. Kaç tane imparatorluklar geldi. Kaç tane krallıklar geldi. Peygamberimizden önce ve peygamberimizden sonra. Sadece şu Anadolu'da efendim burada Mezopotamya'da Babiller, Persler, Firavunlar, neler Hiksos neler ailesinin oluşturmuş olduğu Hurriler, Hititler. Yani 50'nin üzerinde program yaptık. Hepsi bu bölgeden. Biz bu bölgedekilerden bahsettik. Çünkü insanların daha çok dikkatini çeksin diye. Yoksa Amerika'daki Mayalardan da kurban programında bahsettik. Evet. Buradaki Kartacı'dan da bahsettik. Kuzey Afrika'dan da bahsettik. Çin'de bulunan Çin'deki hanedanlardan Zülkarneyn programında ya bahsettik ya bahsedeceğiz. Ama bahsettiğimiz tarihlerde tabii daha Amerika falan keşfedilmemiş. Dünyanın merkezi burası zaten. O keşfedilmemiş kelimesi sadece bize sunulmuş olan bir materyal. Evet, halbuki yani, o dönem oraya gittiği zaman Kolomb
Orada yaşayan yerliler vardı. Var. Demek ki keşfedilmiş. Doğru. Şu anlama geliyor. Yani biz keşfetmemişiz. Avrupalılar keşfetmemiş diyelim yani. Evet. Demek ki egemen güçler keşfetmedikçe hani elektriği Edison mu buldu yoksa Edison'un... Henüz oyuna girmiş sayılmıyorlar hocam yani oyuna keşfedilmedikçe. Sayılmıyor. Aslında evet. Varlar. Şimdi burada bahsettiğimiz yer neresi? Öncelikle Süryani kaynaklarında, Habeş kaynaklarında farklı geçse de Süryani kaynaklarında bu bahsedeceğimiz kral Zünivas Nusaybin doğumlu. Nusaybin de bir Yahudi ailenin evladı olarak doğuyor. Hmm. Çok ilginç bir bilgi Nusaybin bizim Mardin'de. Şu görüntüyü biraz yukarı çekelim sayın yönetmenim. Hadi şuraya güzel. Mı zoomlayacağız? Evet, aşağı evet. Doğru geliyoruz. Şimdi biraz bana yaklaştırın lütfen. Bana yaklaştırın. Evet. İmyeilerin son bu zulümkar kralı. Biraz uzaklaştıralım. Kralı. Yaklaştık. Biraz uzaklaştıralım. Şimdi bu Mardin görmüş. Mardin Nusaybin'de doğuyor. Evet. O zaman Süryani kaynaklarına göre. Orası da onların sınırları içinde mi Himyeri? Hayır henüz değil. Çünkü o zaman da burada Himyeri Devleti'nin başında başka bir kralı söz konusu. Himyeri Devleti nerede tam olarak? Bu Yemen, Sanata civarı. Şimdi şu görmüş olduğunuz yer, şu kısım Himyeri evet. Devleti'nin genel merkezi. Çeşitli zamanlarda Sebe'ye ve Umman'a kadar görmüş olduğunuz yerlere hükmediyorlar. Doğuda Sasani İmparatorluğu var. Kuzeyde Roma İmparatorluğu. Batıda Habeşistan Aksum Krallığı var. Evet. Burada ise ticaret gemileri ki bugün bile petrol ticaretinin %8'i şu Bab-ül Meddeb'den geçer. Şuraya hakim olmak büyük bir ekonomik güce sahip olmak anlamına geliyor. Yani burada Mecusi Sasani'nin de Yahudi Himyerilerinde Ortodoks Habeşlilerle Romalıların da en çok arzuladıkları şey buradaki din savaşı ve din kavgasından daha çok ticari gücü ve iktisadi kuvveti ellerinde bulundurmak. Evet. Bu bir apaçık kendini gösteren bir şey. Zünivas dediğimiz kişi kendisi bir Yahudi aileden gelse de kendisi Yahudi mi değil mi o zaman da belli değil. Bilinen bir şey var. Peygamberimizden asırlar önce olan bu olayda onun babası diye karşımıza çıkan Ebu Kerib Esad var. Bu kendisi kuzey yaptığı seferlerde Medine'nin kuzeyinde Şam'a kadar giden bir güzergahta yolun yarısında dönüyor. Medine'ye geliyor. Medine burası. Medine'yi işgal etmeye çalışırken iki tane Beni Kureyza Yahudili, hatta isterseniz görüntü şenliği olsun diye bir numaralı hareketsiz Medine görüntüsü var ya, ona verip sonra bir daha buna dönebiliriz. Medine'de Kureyza oğlu Yahudileri var. Bunlar Hendek Savaşı'nda ihanet etmelerinden sonra Medine'den sürülecek olan grup. En son çıkan. Bunlar peygamberimizden önceki Ebu Kerib, Esad, Tubba kuzey yaptığı saldırılarda Medine'ye geldiğinde bunlarla karşılaşıyor. Diyor ki siz diyor bu Medine'ye zarar vermeyin ve veremezsiniz. Çünkü ahir zaman peygamberi Ahmet, Musa'nın bahsettiği son peygamber buradan çıkıyor. Onların bu sözlerinden Ebu Kerib çok etkilenir ve kendisi Yahudiliği seçer. Bahsettiğimiz yer burası. Şu karşıda görmüş olduğunuz alan Beni Kureyza yurdunun olduğu mahaldir. Burası Uhud tarafının olduğu yer. Biraz sola doğru çevirin bizi. Adı güzel yönetmenim. Burası Uhud Dağı'nın olduğu yer. Evet. Efendimizin Hane-i Saadet'inin yani mübarek evinin olduğu yer. Ma beyne beyti ve minberi ravlatun miryadul cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçedir diye bahsettiği evinin olduğu yer. Kureyza oğlunun yurdu arka tarafta. Sağa doğru çevirebilirsiniz tekrardan. Buraya geliyor bu adam. Bu adam buraya geliyor. Yahudilerin bu sözünden etkileniyor ve Hristiyanlığı Yahudiliği bireysel olarak kabul ediyor. Normalde puta tapan bir liderliği söz konusu Himyerilerin. Bu adam burada onu kabul ettikten sonra buraya gelecek olan ahir zaman peygamberine teslim edilmek üzere tekrardan sola doğru getirin. Bir ev yapıyor, burayı ihya ediyor, inşa ediyor ve bu evin tam karşısında şurayı inşa ediyor. Bu mahalle. Neden inşa ediyor burayı? Buraya diyor ki ahir zaman peygamberini görürsem ben iman edeceğim. Ben yetişemezsem burada bir elçi tayin edeceğim, bir elçi aile yerleştireceğim buraya Yemen'den. Bu aile nesilden nesile benim onlara bıraktığım mektubu tutacak. Evet. Ve bunu ahir zaman peygamberi madem buraya gelecek, geldiğinde ona teslim edecek diyor. Peki bu puta tapan biri değil mi bunu yapan? Evet. Ama iman etmiş oluyor burada. Evet, burada iman ediyor. Ahir zaman peygamberi gelecek diyor, ona ev yapıyorum diyor. İşte Beni Kureyza Yahudileri de o yüzden burada. Burada bulunan 3 tane Yahudi grubu vardı büyük. Kimdi? Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza. Evet. Bunların burada bulunmasının sebebi neydi? İkinci mabet, Süleyman mabedi, Mescid-i Aksa yıkıldı. Milattan sonra 135'te Bar Kokhba ayaklanmasından sonra bunlar oradan sürüldü. Evet. Sürülen bir grubun bir kısmı da Medine'ye gelip yerleşti.
Niye? Çünkü ahir zaman peygamberi buraya gelecekti. Onun gücünü alacaklar, Kudüs'ü bir daha fethedecekler. Roma'yı da oradan kovacaklar ve mabedi yeniden inşa edecekler düşüncesi vardı. Ebu Kerib Tubba buradaki iki Kureyza oğlu Yahudi'ye iman etti. Onlar anlattı. Yahudiliği kabul etti. Ve burada bir ev yaptı. Bu yaptığı evin olduğu yerde Halid bin Zeyd, Eba Ayyub el-Ensar'ın evidir. Peygamberimiz Medine hicret ettiğinde devesi kasva buraya konacak. Efendimiz Yedai bunun yanında misafir kalacak. İstanbul'umuzun medarı iftarı Eba Ayyub el-Ensar'a diyecek ki o mektubu bana getir diyecek. Bu buradaki hatıra. Ebu Kerib bu hadiseden sonra Mekke'ye gidecek. Hı. Mekke'de Kabe var. Ama Kabe'nin üzerinde bir örtü yok. İlk kez Kabe'ye örtü giydiren o olacak, hürmet edecek. Sonra Yemen'e dönecek. O vefat ettikten sonra oğlu Zünuvas gelecek ve devletin başına geçecek. Abisi Doğan. Evet, geçecek. Abisi Hasan ilk başta olacak. Abisi Hasan'ı elinden geçirecek, makamını alacak ve kendisi lider olacak. Tekrardan haritaya geri dönebiliriz. 6 numaraya. Babası bunu yaptı. Oğlu bakalım ne yapacak şimdi? Şimdi babası bireysel olarak Yahudiliği tercih etti. İslam'ın tevhid aslını onlardan aldı. Onların Yahudilik sözünü kabul etmedi. Gelecek son onlar peygambere anlattı. De inandı, iman şimdi etti. O zaman da bir Fetret devri Müslümanları var değil mi? Evet. Hazreti İsa ile peygamberimiz arasındaki dönemi Fetret devri Müslümanları diyoruz. Hazreti İsa'dan kalmış olan bilgilerin tevhid kısmına tabi olanların kurtuluşunu anlattığımız kısım. Haritayı yine aynı şekilde bana doğru yaklaştırın ve biraz da yakınlaştırın lütfen. Burada kendisi şimdi şöyle bir uygulamada bulunuyor. Bu kadar yeterli. Babası münferit bir din değişmesi yaptı. Oğlu Zünuvas ise ismini değiştirdi, Yusuf yaptı ve aynı zamanda bütün devletin hepsini Yahudi olmaya zorladı. Bu bir nevi Konstantin'in İstanbul'da, İstanbul'u başkent yaptıktan sonra Roma İmparatoru'nun 320'lerde Hristiyanla devletin dini addettikten sonra orada bulunan Yahudilere ve paganlara yapmış olduğu baskının benzerini bir kısas gibi kendisi de yapmaya başladı. Özellikle Kudüs civarında yaşayan bazı Yahudilere Romalıların baskıda bulunduğunu ve zulmettiğini ön plana koydu. Kendince bir bahane aradı. Hani demokrasi götürmek için bir bahane bulursunuz. Doğru. Nerede olduğu belli olmayan kimyasal silahlar, biyolojik silahlar vardır. Hocam, evet. Ama insanlara bu konuda kullanmak sözde kolay bulursunuz oluyor. Yani. Evet. Himyeriler burada Zünuvas burada görmüş olduğumuz mekanda, şu alanda Yahudiliği tercih etti. 520'lerdeyiz. Ancak halkının tamamının Yahudi olmasını istiyor. Aynı zamanda burada sadece inançsal bir baskı yok. Kendisinin her ne kadar bir Yahudi misyoneri gibi sergilediğini görseniz de işin temelinde adam kendisine taptıran bir adam. Çünkü bütün otorite, iktidar bende. Ben ne dersem odur. Benim görüşümdür din. Her şeyi buraya koyuyor. Asıl amaç batıda bulunan Necran Hristiyanlarına, kuzeyde bulunan Roma Hristiyanlarına karşı Sasani Mecusilerinden destek alarak bu bölgedeki bütün ekonomik ve iktisadi gücü elinde bulundurmak. Buraya kadar girişteki temel bilgimiz. Evet. Şimdi işin iç kısmına geliyoruz. Evet. Burada şu görmüş olduğunuz yer Necran. Özellikle Ali İmran suresinde buradan gelen alimler Medine'de peygamberimizle müzakerede, istişarede, dini münakaşada bulunuyorlar. Bu kısım ayetlerde hep karşımıza çıkan bir kısım. Necran. Ama biz beldesi. Şimdi başka bir konudan işleyeceğiz. Adı güzel Muhammed Ali Beyciğim, şuraya doğru yaklaştır abi bizi. Necran'a doğru zoomlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. Necran'ın olduğu mahallelerde burada bir küçük kent var ama hepsi Himyerilere bağlı. Burası nadide bir kent. Şimdi oraya doğru yaklaşıyoruz. Himyeri devleti sınırları içinde değil mi bu şu evet, an? Evet, Himyer'in içerisinde. Himyer'in içinde şu an. Yaklaşalım buraya doğru. Bizim Nusaybin'de doğan zalim sultan oldu mu şu an? Sultan. Sultan şu evet. an, tamam. Necran yukarıda. Ha, Necran şurada, evet. Tamam. Oraya yaklaştıralım. Necran'a yaklaştırıyoruz. Yukarıya doğru. Şuraya. Şurada kaldı. Bu mu? Evet. Evet. Yaklaştırınız, yaklaştırınız, yaklaştırınız. Biraz dağlık, taşlık da bir yer. Öyle görünüyor. Şimdi burada kalalım. Evet. Şu görmüş olduğunuz yerde surlarla, duvarlarla çevrili bir yer var. Burası Necran'da. Zaten sınır olarak Suudi Arabistan sınırı. Sanki hemen dağın arkası ise bakın görüyorsunuz. Şurası. Suudi Arabistan sınırı, burası dağın Suudi Arabistan, üstü, evet. Dağın diğer tarafı ise Yemen. Şimdi burada arkeoloji
site alanı burası, arkeolojik site alanı ve hemen yanında müzesi de var, Necra Müzesi. Oradaki Himerilerden kalan, bu bahsettiğimiz konunun geçmiş olduğu yerlerden kalan eserler sergileniyor burada hala. 520 yılından kalan eserler sergileniyor. Şimdi burada yaşamakta olan bir genç var. İsmi Abdullah bin Samir. İbn-i Hişam'ın siresi, İbn-i İshak'ın siresi. Bunları referans alarak, yani ilk dönemdeki siyer kitaplarımızı referans alıyoruz. İmam Kurtubi de dahil olmak üzere bütün bu eserlerden referans alıyoruz. Şimdi bu kral Zünuvas, diğer krallarda olduğu gibi kendi istişare heyetinde bulunan bir kahini var. Nasıl ki Firavun'un kahini vardı, sihirbazı vardı, Nemrud'un kahini vardı, rüyaları yorumlattığı, bir işe kalkacağı zaman fikrini almış olduğu ama böyle cinleri, işte büyü olaylarını kullanmış olduğu, kendi fikrine müdahale ettirmiş olduğu bir grubuydu. Evet. Bu yanında bulunan kahini yaşlandı. Burada ise nereden devam ediyoruz? Bu kısmı biz hemen nereden başladığımızı söylüyorum. Tirmizi'nin tefsir kitabında 76 no'lu hadis ve Müslim'in Zühd kitabından burayı anlatıyoruz. 5 numaralı hadis. O karşımıza gelebilir, beraber gidebiliriz ya da burada kalabilir. Burada kalsın şimdi. Peygamberimiz aleyhisselam bu kısımdan itibaren bize anlatıyor. Medine'de Mescid-i Nebi'deyiz. Evet. Bu adam yanına geliyor kralın, Zünuvas'ın ve diyor ki bak ben artık yaşlandım. Gücüm kuvvetim azaldı. Sen diyor bana bir genç bul, yetenekli, kabiliyetli birisi. Ben ona bütün bildiklerimi öğreteyim. Kral, sihir tekniklerimi, kehanet tekniklerimi, astrolojik tekniklerimi, yıldızlara bakarak vesaire. Bunları öğreteyim. Sen de benden sonra kimsesiz kalma diyor. Bunun üzerine bir genç kendisine ayarlanıyor. O genç de Necran'da, biraz önce görmüş olduğumuz yerdeki Abdullah bin Samir. Annesi babası onu eğitim almaları üzere saraya gönderiyor. O saraya gidiyor, saraydan geliyor. Sarayın olduğu yer neresi dedik? Himyerilerin merkezi, Taiz'in yan tarafında bulunan mekandır. Zaten oraları da haritada biraz önce görmüştük. Cennettir mesela, Himyerilerin genel merkezidir. Şimdi Peygamberimiz burada Buruz Suresinin tefsiri kısmında anlatıyor. Aşağı doğru gidelim. Evet, bu kısım kalsın. Hadiste gördüğümüz üzere bir genç kahinin yanına gidip gelmeye başlıyor. Kahinin yanına gidiyor, kahin ona kehanetler öğretiyor. Yıldızların hareketini, cinlerle alakalı büyü tılsımlarını öğretmeye başlıyor. Evet. Eve gidiyor, oraya gidiyor. Oraya gidiyor, eve geliyor. Şimdi biz bunları konuşurken arkada videomuzu verebiliriz. 29 numaralı o var ya, Ashab-ı Hudud videosu, o arkamıza dönebilir. Bir gün yolda gidip gelirken birisiyle karşılaşıyor Uğur Bey, bu genç delikanlı. Bu genç çocuk. Karşılaşmış olduğu kişi ise İslam'ın tevhid aslını koruyan, zahiren ismi halk tarafından Hristiyanlık olarak tabir edilse de İslam'ın özüne, nasıl ki Peygamberimiz döneminde Varaka bin Nevhel vardı. Peygamberimizin peygamberliğini işitir işitmez kabul etmişti. Evet. Bunun gibi kendisi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden koşan, onun geleceği zamanı bekleyen Feymiyon isimli bir alim. Bu görmüş olduğumuz yer... Neresi burası hocam? Burası Ashab-ı Uhdud'un yaşamış olduğu yer. Biraz önce dağ gördük ya, o dağ bu dağ işte. Ashab-ı Uhdud'un yaşadığı yerler. Peki bu o çok büyük hendeklerin, Uhdud dediğimiz hendeklerin, kazılıp ateşlerin yakıldığı yer burası mı? Orası da burası. Burada çocuk o bahsettiğimiz Feymiyon isimli alimin yanına geliyor. Bakıyor ki ibadetle meşgul birisi. Onu dinliyor. Onun nasihatleri çok hoşuna gidiyor. Çünkü diyor ki o, ben göklerin ve yerin sahibi Allah Azze ve Celle'ye Musa'nın anlattığı, İsa'nın anlattığı ve adı kutlu olan son peygamberin Ahmet'in geleceği şekilde iman ettim, kabul ettim ve bunun mücadelesini yapıyorum diyor. Bunlar gencin hoşuna gidiyor. Bahsettiğimiz genç kaç yaşlarında? Ben de gencim, siz de gençsiniz. Evet. Mehmet abi de genç. Aslında 7 yaşı temiz yaşıdır. 15 yaşına kadar çocukluktur. 15 ile 20 arası artık ergenliktir. 20 ile 40 arası gençlik zamanıdır. Yani aslında bizim bahsettiğimiz bu. Çünkü hadislerde gulam geçiyor. Evet. Gulam bizim Çanakkale cephesinde meydanlara çıkan, tüfeği boynu kadar olan ama o boyuna rağmen vatanı kurtarmaya çalışan genç yiğitlerimiz vardır. Evet. Bay 15'li 15'liler Uğur Bey sahnede bazen böyle çıkar. Okur böyle tokatlarda. Evet.
O 15'lerimizin atalarıdır bunlar. O imanın, o şuurun ve cesaretin geçer alimin karşısından. O yaşlarda ondan mı? 15'li yaşlar mı? 15'li yaşlarında. 15'li. Zaten kahin bir genç istemişti. Evet, şimdi doğru. Adam 35-40 yaşına gelmiş. Kahin yanına hala genç çocuk görüyor kendisini. Almaz hocam. Kahin en az da yine en fazla 19'dan alır. 15-19 arası. Çünkü çıraklık zamanı tabii, yaşayacak. Çıraklık zamanı. Sonra kalfalı olacak. Tabii, sonra tabii. Kendi yerini alacak. Özel sırlarını öğretecek. Müthiş bir istikbal değil mi? Evet. Necran'dasın, ashab-ı uhdudun olduğu mahallesin, küçük bir aile hayatı yaşıyorsun. Hı-hı. Bir yanda oranın süper gücünün sarayında yaşama fırsatı buluyorsun ve onun en yakını veziri ve kahini. Kahininin yerine geçmek üzeresiniz. Yani tam burslu bir imkan. Hı-hı. Yediğin önünde, yemediğin arkasında her türlü istifade edebileceğin bir saray lüksü, şatavat. Bir numaralı danışman hocam. Her türlü fırsatı evet. Kullanabileceğiniz bir yer ve siz hiçbir menfaati, yani size sunabileceği hiçbir imkan olmayan bir alimle karşılaşıyorsunuz. Bir yanda sarayda lüks ve muhteşem bir hayat, cazibeli bir güç hayatı size sunan bir aristokrat çevre. Bir yanda ise sadece size hakkı sunan bir alim. Alim buna o işleri bırakma diyor. Ne diyor? Öyle bir şey diyor mu? Gitme alim, yapma diyor mu? Ona diyor ama ilk başta değil. İlk başta onu öğretiyor. Evet. Videomuz arkada dönmeye devam etsin. Bakın bu eserleri görüyor musunuz yazıları? O zamandaki Himyarilerin kullanmış olduğu yazı karakterinden kalma mahaller. Duvarlarda o yazılar hala duruyor. Hatta burada o Zünüvas'ın suretini gösteren bir kaya da var. Ama bakalım onu göstermiş mi, eklemiş mi bakacağız ona. Sonra Uğur Bey gidiyor, geliyor, zaman böyle ilerlerken bir keresinde yolda insanların önünü kesmiş olan bir aslana denk geliyor. Aslan. Aslan. Hadiste dabbe diyor. Bir canavardan, bir yaratıktan bahsediyor. Ama müfessirlerin genel görüşü bir dabbe. Bakın çok güzel. Sanki buradan geçiyoruz şu anda. Yanımızda Abdullah bin Samir var. Beraber giderken önümüze bir tane aslan çıkıyor. İnsanlar kaçamıyor. Ve bu aslandan illallah demişler. Çöl aslanı. Çöl aslanı deyince aklınıza kim geldi? Çöl aslanı. Ömer Muhtar geldi değil mi? Muhtar. Ya da aslan avcısı Hocam, Hazreti Hamza. Hocam orada dabbe diyorsa şimdi bu ufak tefek kehanet... O üç harfli işlerini de öğreniyorsa öyle bir şey olmuş olmasın karşısına çıkan. İşte o da olabilir. Dabbe. Ama bu ne zaman göreceğiz? Bütün sihirler ve halüsinasyonlar gerçek ortaya çıkıncaya kadardır. Şu anda benim elimin burada gölge var. Evet. Şu gölge, şu kağıt aradan kalkıp ışık elime yansıyana kadardır. Artık gölge önümde değil, artık gölge arkamdadır. Evet. Hakikat sizinle hakikat arasındaki bütün gölgeleri kaldırır ve artık... Bütün gölgeler yerinizde bulunur. Peki hocam, gencin önüne bir dabbe çıkıyor, bir canavar. Buradayız. Aslan gibi bir canavar. Şu anda burada ilerliyoruz. Evet. Ekran dursun burada abi. Durdur bizi. Karşımızda aslan. Evet. Genç bir yaştasınız, yani çocuk yaştasınız. Çocuklukla gençlik arasındasınız. Bir tereddütünüz var. Diyorsunuz ki bir anda nefsimi çeken bir şatavat var. Herkes lütfen kendini o delikanlının yerine koysun. Evet. O gencin yerindesiniz. Şu anda siz. Yaz tatili vaktinde tam da insanların birçok tercihte kararsız kaldığı bir dönem. İşte sahillerde birçok rahat bir şey yaşayabilirim, şurada şunu yapabilirim, yaz aşkları, yaz şarkıları, şunlar bunlar vesaire. Bir farklı bir yaşam. Bir yanda da kalbimin sesini dinlemek var. Bir yanda nefsimin sesini dinlemek var, bir yanda kalbimin sesini dinlemek var. Bir yanda nefsime fösür fösür üfleyen şeytan ve nefsim, bir yanda sürekli beni tutup çekmeye çalışan meleklerin ilhamı ve hakkın fısıltısı. Böyle bir ikilemdesiniz, karşınıza çıkmış olan aslan yerden bir taş alıyor, hadiste öyle diyor. Aslan mı taşı alıyor? Taş, aslan karşıda. Evet. Abdullah bin Samir taşı alıyor. Taşı alıyor, evet. Diyor ki bugün sihirbaz, kahin mi doğrudur yoksa alim mi doğrudur? Bugün bunu anlayacağım Allah'ım diyor. Ben kararsız kaldım hangisini seçeceğime. Yani burada gönlümün ve aklımın kabul ettiği bir hakikat. Burada nefsimin cezbedip çekmiş olduğu bir şehvet, hız ve has hayatı. Yerden aldığı taşı diyor ki Allah'ım hangisi, eğer diyor alim doğruysa, alimin yolu gerçekse, eğer ben bu yoldan gidersem mahvolacaksam, bu atacağım minik taşla şu canavarı önümüzden kaldır diyor. Evet. Taşı atıyor, atmış olduğu taş aslanın gözünün olduğu şakağına geliyor ve hayvan oraya düşer düşmez ölüyor. Hayda, şimdi nasıl olacak? Bir aslan bir taşla öldürülür mü? Akıl mantık işi değil. Evet. Ama işte o da onun farkında.
Zaten basit bir şey olsa bu iddiada bulunmayacak. Diyor ki, Peki şimdi bu ilim mi bilim mi? Yani gerçekten bir kehanet mi yaptı burada aslanı devirdi yoksa ne Uğur oldu Bey, şimdi hocam? mesela şimdi üniversite hastanelerine gidiyorsunuz. Evet. Çok basit bir tedavi mesela. Bütün yapılabilecek tedavi uygulamaları uygulanıyor. Son söz şu, biz üzerimize düşeni yaptık. İnançlı birisi diyor ki, bundan sonrası Allah'ın takdiri. İnançsız birisi ise diyorsa, inançsız birisi ise doktor diyor ki, bundan sonrası şansınız. Birisi Allah dilerse inşallah olur. Biz üzerimize düşeni yaptık diyor. Şimdi burada da karşımızda böyle bir tablo var. Karşımızda bir aslan var. Ona atılan taş ne bilimin anlayabileceği kadar maddeci ne de sadece manaya indirecek kadar bilimden uzak. Çünkü karşınızda bir madde olan atomlardan oluşmuş bir aslan var. Elinizde atomlardan oluşmuş olan bir taş var. İki atomu birbirine atıyorsunuz. Eğrişim maddesine bakarsanız. Yani şu taşla sizin üzerinizdeki elbiseyle şu elimizde bulunan tenimiz bunların hepsi aynı atomlardan oluşuyor. Ama birisine dokununca canın yanıyor, birisinde bir şey olmuyor. Hangisinden can çıkar, hangisinden sadece madde çıkar? Bunu kim belirliyor? Genç Abdullah bin Samir bunu gördükten sonra heyecanla çıkıyor ve bu güzergâhtan artık hangi evde acaba? Acaba burada gitmiş olduğu ev hangisiydi? Şu anda keşfedemedik ama ileride mutlaka bu da ortaya çıkacaktır. Çünkü hala arkeolojik alan devam ediyor işte. Sit alanında çalışmalar devam ediyor. Tabii ki oradaki savaşın durmasıyla alakalı bu bir şey. Bu olayların yaşandığı yer şu an arkeolojik bir sit alanı ve kazılar devam ediyor evet, orada. Evet, videomuz devam etsin. Evet. Biz konuşurken arkada görüntülerimiz dönüyor. Yani bu olayların yaşandığı yer burası. Bu görmüş olduğunuz yerde yaşanıyor. Ve sonrasında Abdullah bin Samir evet. Koşa koşa burası güzel manzara. O 360 VR'ı da verebiliriz burada. 360 VR'ı verelim. 3 numaralı görüntü. Merkezden. Aa güzel. Onu verebiliriz. Orada alemin yanına geliyor ve başından geçen yaşamış olduğu bu olayı anlatıyor. Bunu hafif hafif döndürebilirsiniz. Bu evlerin olduğu yerlerden acaba hangisiydi? Acaba çıkar çıkmaz hemen sağda mıydı? Çıkar çıkmaz hemen solda evet. mıydı? O alemin yanına geliyor ve yaşadığı şeyi, şüphesini anlatıyor. Böyle bir tereddüte düştüm. Nefsimin arzuladığı vardı, aklımın ve kalbimin çektiği vardı. Böyle bir olay oldu ve geldim. Bunun üzerine alim ona anlatır. Der ki Allah Azze ve Celle imanını kuvvetlendirmek için, senin derecini arttırmak için çeşitli imtihanlar karşına çıkaracaktır. İstikametini koru. İmanını kuvvetlendir, yolundan şaşma. Gidip gelmeye devam ederken alimin ve kahinin ve ailesinin yanına artık imanındaki şüpheyi attığı için sözlerinde ve dualarında bir kudret kendisine verilecek. Şimdi Bu da onun kerameti. Böyle bir durumda insan imandan bile çıkabilir değil mi hocam? Bir taşla aslan öldürüyorum ben. Ülkenin en büyük kaini büyücüsü olduğumu da düşünebilir. Zaten insanları şeytan şuradan saptırmaya çalışır. Önce ya yarın ahiret var ama bugün de dünya var. Yarına bakarız, bugünün tadına bakalım der. Evet. İçki, fuhuş, uyuşturucu, kumar, adam öldürme, çalma, çırpma batıla düşer. Sapar ve yok olur. Kur'an'da bunun örnekleri var. Belam bin Bağura gibi. Evet. Onlardan da ilerleyen programlarda inşallah bahsedeceğiz. Ya da günahtan uzak durur, ibadetlerine riya katarak yapmaya çalışır. Ben çok namaz kılıyorum. Nafilelerimden de tavizim yoktur. Haramlardan da uzak dururum. İnsanların en hayırlısı benim gibi bir enaniyet verir hafazanallah. Bu da şeytanın insana attığı büyük bir çelmedir. Şimdi bunun benzerini bu delikanlı yaşayacak. Hani dedi ya sana evet. alim dikkat et. Dikkat, evet. İmtihanın artacak. Bunları aş. Çocuk kimle karşılaşsa, ona dokunsa, bununla alakalı bir filmden alınmış olan görüntüler de vardı. 17, 18, 19, 20 mesela alaca hastası 20 numaralı görüntü gibi. Geliyor bir tane alaca hastasına görüyor. Diyor ki ya genç diyor sen kahin misin? Kahinin çırağıymışsın. Ya benim şu alaca hastama bir tedavim var mı diyor. Yani doktorlara gitmiş çözüm bulamamış. Her çözüm ağrıyor. Allah dert vermesin. Evet. İnsanın başına dert geldiği zaman aklı uçar. Ne yapacağını karıştırır. Yolun yordamını şaşırmaya başlar. Böyle yolda karşılaşmış olduğu insanlara diyor ki benim sana bir müdahalem olamaz. Ben ancak sana dua edebilirim. Ama duamın tesirli olması için senin iman etmen lazım diyor. Bu söz bana birisini hatırlatıyor. Sizde bir Yusuf Aleyhisselam işlemiş miydik? Evet. Yusuf Aleyhisselam zindana düştüğünde, zindan arkadaşları kendisinden rüya yorumu yapmasını istediklerinde Yusuf Aleyhisselam ne dedi?
size rüyanın yorumunu yaparım ama hakikat için iman etmeniz lazım diye oradayken bile yorum öncesinde onlara iman anlatmadı mı? Ne? Delikanlı, bu görmüş olduğunuz 15 ile 16 yaşlarındaki gencecik ciğer faremiz. Aa, bu da hasta olan, o, bu bir Alaycı hastası bir Uhtut vatandaş. Uhtut Kavmi'nin çizgi filminden bir alıntı geldi, evet, değil mi hocam? 2-3 tane çizgi film var, çizgi yerel ve yabancı. Yapılmış. Normal filmi yapıldı mı bu hikayenin? Bu belki siz de biz yaparız. Kavmi'nin. Yapılmadı değil mi? Yok. Çünkü film gibi gerçekten anlatıyorsunuz. Bunun filmin çekilmesi tabii lazım belki. Ben zaten sinema sektörüne hem bizim ülkemizde olmak üzere, evet, sayısız senaryoların, senaristlerin ortaya koyduğu aslı astarı ve referans olmayan konulara ulaşmamalarını, evet, ondan uzak durarak işin gerçeğini anlatan referanslara ulaşmalarını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Biraz önceki Alaca görüntüsüne yine gelin. Alaca Hendek, resmine. Hendek Kavmi'nin burada hikayesi. Evet. Şimdi burada Uğur Bey, nefis var ya, çok fenadır. En son ne zaman kahve yaptınız? Ceylin kızı mı kahve yapıyor, siz mi kahve yapıyorsunuz? Vallahi en iyi kahveyi benim oğlan yapıyor açıkçası. Evde. Öyle mi? Enteresan bir şekilde nasıl öğrendiyse ama çocuk. Biliyorsunuz bazen aşçılar erkeklerden çok iyi çıkar yani. Şimdi kahve aynı nefis gibidir Uğur Bey. Kahveyi koydunuz böyle. Evet. Mehmet abi, kahveyi koydun ya. Açıyorsun alttan. Bak bekliyorsun böyle. 5 dakika bekliyorsun. Hiçbir hareket yok. Telefon çaldı. Alo dedin, taşıyor. Sanki seni bekliyormuş gibi. Kahve öyle. Yani sürekli bir takibatta bulunman lazım. Ben Evet. Çünkü demek ki çok kahve yapıyormuşum ki bu da ortaya çıktı. Ev halkına duyurulur yani. Evet. Bana çok kahve yaptırıyorsunuz. Sonra bakıyor, bir anda nefis kendinde bir şey bulmaya çalışıyor. Zünuvas, Himyarilerin kralı, marifeti kendinden bilip de sözde Yahudiliği yaymak için uğraşan bir niyeti varken, sonra iktisat ve ekonomi gücüyle kendini ilahlaştırmaya başladı. Burada ne diyor? Benim elimden bir şey gelmez diyor. Bu çok önemli bir şey. Halk size bir şeyde rağbette bulunuyor. Ve siz diyorsunuz ki ya tabii ki benden olacak. Siz şöyle, sizden para istemiyorum ama hediye kabul ederim. Şurada bak, baş kutumuz var. Çıkarken kutumuza bırakın, öyle gidin. Para istemiyorum ama kutumuz burada. Var ya böyle. Evet. Dua ederim diyor olmaz, ama olmaz. Para istemiyorum diyor ama kutum var diyor. Burada diyor ki ben elimden bir şey gelmez ama iman edersen dua ederim diyor. Dua ettiği alaca iyileşiyor. Eyvah. Kör o denk geliyor, amaya denk geliyor. Görme engelliye denk geliyor. Ona dua ediyor ama diyor ki benim elimden bir şey gelmez. Ben ancak dua ederim senin için. Duada kullandığı isim muhteşem. Alim. Fehmi ona ne öğretmişti? Musa'nın, İsa'nın Rabbi. Elini koyduğu zaman Musa'nın ve İsa'nın Rabbi, Allah'ın adıyla diye dua ediyor. Kendinden bilmiyor. Kerameti de, aa gözlerim açıldı deyince, tabi benim elim değdi diye kendinde de mübareklik bulmuyor ama mübareklik onda. Yolda karşılaşmış olduğu amaların gözlerinin tedavisine vesile oluyor. Bu namı o kadar çoğalıyor ki, namı yayılıyor değil mi halk arasında? Böyle şeyler çabuk yayılır. Peki bu şuna mı yoruluyor? Bu şimdi saray kahininin yardımcısı, onun yerine yetiştiriliyor ya. Acaba kahinden bu işleri öğrendi, artık bu aynen işi öğrendi bu çocuk falan mı aynen geliyor? Öyle. Kral, eyvah, ve yakınları böyle düşünüyorlar. Halkın avamı da böyle düşünüyor. Ama kalbine imanı yerleştirenler hakikati görüyor. Sonra kralın yanında bulunan vezir var ya, kör, ama, evet, bedensel engelli, evet, görme engelli. Hediyelerle beraber gencin olduğu yere geliyor. O videoları tekrardan bize verebilirsiniz. 29 numaralı görüntüde dolaşabiliriz. Ya da VR'dan dolaşabiliriz. Şimdi bu alim, 4 numarayı verebiliriz. Alimle karşılaştığında bu çocuk, alim çocuğa demişti ki bak sen şimdi, sen bu noktadan küçük bir çocuksun, hiçbir şey bilmiyorsun. Daha temiz ya. Buradan sarayın baş danışmanlığına kadar yürüyorsun. İmtihan edileceksin. İmtihan edileceksin, dikkat et demişti. Bu ya ne kadar güncel bir iş aslında. Yani tabii, insan yükseldikçe imtihanı artıyor hocam. Kesinlikle öyle. Yükseldikçe çok ilginç şeylerle karşılaşıyor. Sonra kar ve fırtına zirvelerde olur. Bir noktaya geliyor, ya keramet benden mi, nereden ne geliyor insan sonra? Değil mi hocam? Yani nefis çok acayip bir şey dediğiniz gibi. Neml suresi 40. ayette Süleyman Aleyhisselam'ın güç kuvvetini konuştuk. Gözünü bir kapatıp açtı, Yemen'de bulunan Belkas'ın sarayındaki tahtı ayağına geldi. Bunu görünce peygamber karşındaki, ama insan, insanın bir anda gurur duymaması mümkün değil. Yani önüne geçmek çok zor şeyin. Kendinde marifet bulma duygusunun önüne geçmek çok zor. Ağzından şu söz dökülmüştü Hazreti Süleyman'ın. Fakir de her zaman bunu söylemeye çalışırım. Hâzâ min fâzı Rabbi liyebluvene eşkûre em ekfur.
şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim diye bu Rabbimin bana bir imtihanıdır. Hayır ve fazilet Rabbimdendir. Rabbi inne ahbabtu hubbel hayra an zikri Rabbi. Rabbim ben dünya malını, makam ve saltanatını ancak seni daha güzel kullukla anabilmek için istiyorum diyor. Hazreti Süleyman kimdi? Gelmiş gelecek en büyük malın mülkün itibarın verilmiş olduğu seçkin evet. Peygamber. Demek ki peygamberimizin dediği gibi yükseldikçe tevazun artarsa, yüceldikçe anın secdeye daha çok yaklaşırsa, azametin arttıkça kalbindeki imanın kuşatıcılığı çoğalırsa yükselirsin. Ama yükseldikçe azarsan, sapıtırsan, yolunu şaşırırsan benim sayemde tabii ki ben olmasam kamera çekemez, ben olmasam cimcip olamaz, ben olmasam şu olamaz, ben olmasam bu olamaz dersen, keramet bende dersen, kavrun ne oldu? Yükseldi. Firavun'un yanına kadar yükseldi Mehmet abi. Cenab-ı Hak elindeki her şeyi bir çekti. Yer ile yeksan oldu. Çok örneği vardır. Siz sanat dünyasındasınız. Evet. Çok daha iyi biliyorsunuz. Ben diyen insanların ne hale geldiğini, ben kendi camiam için yani dini anlamda hizmette bulunmaya çalışan din gönülleri açısından da söyleyeyim. Şeytanın her an ayağınızı kaydırmaya müsait olduğu bir dönemde olursunuz. İnsan nefsi acaba. Ya sizin anlattığınız o komik hikaye var ya, onun başını ben bir anlatayım, sonra da siz anlatın hocam. Şimdi bir gün vatandaşın biri, hocam daha iyi biliyor bu işi, kırsal bir alanda yetişmiş, köy bir yerde. Hani teknoloji yok, bir şey yok. Hacca gidiyor. Hacda da yeni teknoloji, kapılar otomatik açılıyor. Her yer bir düğmeyle açılan, kapanan, önünde kapılar mapılar açılmaya başlayınca böyle otomatik falan. Sonra devam edin hocam. Estağfurullah. Mustafa Kızılcıoğlu hocamız vardı. Biz misafir etmiştik oğlu Akif'le beraber Ramazan'da. O anlatmıştı. İlk ondan dinlemiştim. Mescid-i Nebi'ye geldiğiniz zaman inşallah gidersiniz. Kapı açılıyor otomatik. Allah Allah demiş böyle. Biraz daha ilerlemiş. İşte adım attı, kubbeler açılıyor gündüz olduğu zaman. Adım atınca, kubbe açılınca la ilahe illallah demiş böyle. Ben adım atıyorum, bir yerler açılıyor. Sanki beni karşılıyorlarmış gibi falan. Efendimizin huzuruna gelince böyle demiş. Hele bak kim geldi ya Resulallah demiş yani böyle. Hadi kendinden bilmiş. Keramet ki ben de diyorum. Yani bak kim geldi ya Resulallah. İşte çok tehlikelidir. En başta iblisten biliyoruz biz bunu Uğur Bey. Evet. İblis demedi ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattım dedi. İşte genç için ki hem de tam ergenlik dönemi. Kan yerinde durmuyor. Tabii. Bu anda diyor ki benden değil Rabbimdendir diyor. Hı hı. Ve sonra vezir geliyor hediyelerle. Artık babasıyla beraber yaşadı. Ev nerede bilmiyoruz. Döndür bizi biraz Muhammed Ali abi. Adı hı, güzel abi. Burada tabii bir ya bu yerleşim yerleri kalkmış mı? Ama gerçi şuralarda yeni yerleşim yerleri var. Bu şu anda sit alanı olduğu yer duvarlarla çevrili. Ha burası bu duvarla. Dışı yerleşim alanı. Şu anki bizim bulunduğumuz yer sit evet. alanı içindeyiz yani biz şu an değil mi? Biz, 360. Şu anda dönelim ben, o zaman sit alanının içine. Ben şu anda Abdullah bin Samir'im. Siz evet. de yanımızdasınız. Bu hikayenin yaşandığı yerler buralar. Buralar evet. Evet. Şu toprak, çöl yani gibi ekran, olan yer. Ama bu ekran çok güzel biliyor musunuz? Altta ne yansıtıyor? Bir anda oradaymışım gibi hissediyorum böyle kendimi. Evet. Şu an buradayız, oturuyoruz burada. Vezir geldi Uğur Bey. Yanında hediyelerle beraber. Ey genç, ey gulam, ey delikanlı. Duydum ki senin çok marifetlerin oluşmuş. Ustanı geçmişsin. Ustanın sihirleri falan vardı ama evet. köylerin gözünü açamazdı. Alaca hastaları iyileştiremezdi. Sen bu aşamaya gelmişsin. Sana ne istiyorsan getirdim hediye olarak. Daha çok istersen de veririm. Şu benim gözlerimi aç diyor. Nasıl teklif? Çok güzel. Yani orada ne derseniz desin, deyin adamın zaten orada bir mağduriyeti var, bir hüznü evet. var. İstismara tamamıyla açık. Bütün iktidarına, gücüne rağmen o derdin vermiş olduğu eziklik insanı her türlü istismara açıyor. O yüzden insanlar Kur'an'ın, vahyin, bilimin, din biliminin ve beşeri bilimlerin yolundan gitmiyor da kurşun döktürmeye, nazar boncuğuna, atınalına, astrolojik bilgilere, sakraç döndürmeye vesaire daha çok absürt ve ilginç şeylere dönüyor. Dönüp dönüp duruyor. Halbuki batılla koşturacağın 100 şey yerine hakta bir tane adım en güzel şey olarak yeterli olacak. Sonra diyor ki benim yerimden gelen bir şey yok. Ben ancak dua ederim senin için. Allah dilerse gözünü açar. Ama bunun için iman etmen lazım diyor. Vezir böyle bir şey beklemiyor açıkçası. Vezir yanındaki kahinden biliyor. Para ver, karşılığını al. Para ver, sihir al. Para ver, onu al. Hep böyle. Hep paraya dönelik, maddi şey karşılığı. Uğur Beyciğim en sonunda vezir iman ediyor. Gözleri açılıyor. O gözlerin açıldığıyla alakalı bir tane resim var. Ve vezirin de gözleri açılıyor burada. Evet. Vezirin de gözleri açılıyor. Ondan sonra iş çok başka boyuta geliyor. En büyük sıkıntı burada başlıyor. Vezir kimin arkadaşı? Kralı. Kral Zünivas'ın arkadaşı. Evet. Kral Zünivas kim?
sözüm ona Yahudiliği yaymaya çalışan bir kralken, kendi görüşünü mutlak hakikat kabul edip başka kimseye yaşam hakkı tanımayan bir, kendini bir nevi tanrısal konuma getirmiş olan bir muktedir kişi. Bir bakıyor ki, resim olarak şey var, gözümüzde canlanması için söylüyorum. Mesela bu çizgilerde, çizgi filmlerde bir şey vardı. Mesela o veziri temsil eden bir görüntü. Vezir buraya geliyor, delikanlı onun adına dua ediyor ve dua ederken de ya Rabbi benim yüzüm suyum hürmetine buna ver demiyor yani. Musa ve İsa'nın Rabbi Allah'ın adıyla diyor. Yani burada dua ederken bile ortaya koymuş olduğu şey peygamberlerin dualarda kullanmış olduğu hakikat. 27 numaralı görüntü. Onu verebilirsiniz resim olarak. Kral bakıyor ki arkadaşı, asayla gezen arkadaşı, bastonla gezen arkadaşı bakıyor yanında kendisi su dolduruyor. Zünivas'ın tipine de çok benzetmişler. Zünivas zaten atmış. Burada perçemi var diye gösteriyor. Hocam şimdi Zünivas böyle biri midir? Bu biraz Habeş tarzı biri olmuş. Habeşistan. Zaten o zaman bir yanda Himyeriler, bir yanda Habeşler bulunmuş olduğu muhit ve mahalle sürekli iç içe geçen bir savaşlar var. Bir etkileşim olmuştur. Ve bu adama dur diyecek olan orduyla beraber Habeşistan'dan gelecek 70 bin ile 100 bine yakın bir rakamdan bahsediyor tarihi kaynaklar. Buraya geldiğinde bununla savaşacak, bunun iktidarına son verip Himyeri devletini oradan kaldıracak kişiyi duyunca hayret edeceksiniz. Çok tanıdık birisi gelecek. Şimdi burada bakıyor ki arkadaşına, vezirine gözleri açılmış. Sen ne zaman gözlerin açıldı diyor. Kim açtı senin gözlerini diyor. O da diyor ki benim gözlerimi Allah açtı. Nasıl Allah açtı? Hangi Allah açtı? Şimdi Yahudilerin kendi inanışındaki yaratıcı Yahav ya da Yahova ya da Elohim'in bakışı bir beşeri bir tanrıdır. Çok fazla beşeri özellikler taşır. Bu tepkisi onun muktedir duygusu karşısında doğal bir şey. Yahudi tarihçiler her ne kadar onun ihlas sahibi olduğunu, yaptığı bütün zulümlerin aslında Roma'ya karşı bir kıyas olduğunu ifade etseler de işin hakikati ortada. Diyor ki bunu bana Allah kendisine tam manasıyla İslam üzerine iman edip Müslüman olduğum için bütün batıla düşmüş, hurafeye batmış dinlerden uzak durarak yöneldiğim için verdi deyince onu hemen zindana atıyor, ona işkenceler ediyor. Sana bunu öğreten kimdir? Sana bunu yapan kimdir? Bunun üzerine ona genci getiriyorlar. Genç de orada işkence görüyor. 28 numaralı resmi verebilirsiniz. Gözünüzde canlansın diye. Genç Himyeri kralının kahininin yerine yetiştirilmiyor muydu? Niye ona işkence yapıyor burada? Çünkü şimdi karşısına bir düşman olarak çıkıyor. Burada kendisini işkence ettiriyor arkadaşına. Neden? Evet. Çünkü demiyor ki ben senin sayende gözlerim açıldı ya da ben bireysel olarak iman ettim. Yahudi olduğum için kurtuldum demiyor. Senin inanmış olduğun Yahudi inanışındaki yol yanlıştı. Ben öz olan İslam'a, Musa'nın ve İsa'nın gerçek anlattığı dine döndüm. Seni reddettim deyince iş değişiyor. Bunun üzerine ona işkence ettiriyor. Ona işkence ettirdikten sonra o da ağzından delikanlıyı kaçırıyor. Çocuğu ortaya çıkarıyor ve çocuktan bahsedilince çocuğu getiriyorlar, çocuğa işkence etmeye başlıyorlar. Şimdi çocuğa işkence ettiklerinde ona diyorlar sen kahin yanındaydın. Bayağı bir iyileşmişsin demek ki. Çok ustalaşmışsın. Yanımızda senin yerin hazır. Gerek yok böyle halkla eğlenmene diyorlar. Hani sanki bu işi iktidardaki yerini daha erken sağlamlaştırmak için yapıyormuş gibi bir algı içerisinde sunuyorlar. Diyor ki hayır. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a, Musa'nın ve İsa'nın ve diğer bütün peygamberlerin anlattığı dinin özüne, İslam'a yönelip ona tabi olduğum diyor. Ve bütün bunlar Allah'tandır. Bunun üzerine ona da işkence ediyorlar ve ondan alimin ismini öğreniyorlar. Alimi de alıp buraya getiriyorlar. Alimi de işkence ediyor. Vezire de işkence ediyor. İkisi de dininden dönmeyince çünkü üst sınıftaki insanların yaptığı en ufak şey magazinsel olur Uğur Bey. Yani mesela Adnan halka Hoca burada örnek olur değil mi? Yani Adnan Hoca burada bin defa anlatır. Onun halk katındaki yankılanmasıyla işte Uğur Bey'in söylemiş olduğu halk katında etki yapar. Çünkü bir sanatçının, bir sporcunun, bir devlet adamının yani ön planda biraz daha farklı olarak bulunan bir kimsenin yaptığı söylediler daha etkili olur. Vezirle kainin yanında yetişen çocuğun imanıyla alakalı ortaya koyduğu bu tavır bütün dengeleri şaşırtıyor. Adamın amacı var. Bir Yahudilik sistemi oluşturuyor. Kuzeyde Roma, Batı'da Habeşistan bir
iktisadi, ekonomik, bir küresel bir güç oluşturmaya çalışıyor böyle bir ortamda. Evet. Veziri de, yanında bulunan alimi de testereyle, Efendimizin hadisinde geçiyor, testereyle vücudunu ortadan ikiye ayırttırarak şey diyor, gencin gözünün önünde. Sana fırsat diyor, geri dön, dönmüyor. Ben diyor, alemlerin Rabbine teslim olmuşum. Bana hizmet et diyor. Gence. Bana hizmet et, evet. Yerin hazır. Sarayda makamın hazır. Ve yemseske Allahu bidurrin fela kashife lehu illa hu ve yuridke bi hayrin fela radde li fadli yusibu bihi men yasha'u min ibadi ve huvel gafurur rahim. Allah bir kuluna zararın gelmesini takdir ederse ona engel olacak yoktur. Bir kuluna hayırın ulaşmasını murad ederse bunu ondan savacak da yoktur. Bununla beraber Allah kuluna ne takdir ederse hep hayır çerçevesinde takdir eder. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Talak suresinde muhteşem bir ayet. Kim Allah'a güvenirse tas tamam, dost doğru, Allah ona yeter. Genç bunun farkında, evet. Kılıç vuruyorlar, kesmiyor. Ok atıyorlar, isabet etmiyor. Allah Allah. Bir türlü onu öldüremiyorlar. Bakıyorlar ki iş farklı boyuta gidecek. Hemen Kral Zünivas bunu yanındaki askerleriyle beraber bir dağdan atsınlar diye askerleriyle beraber gönderiyor. Şimdi öncelikle bizi o haritaya bir daha gönderin. Online haritamıza 6 numara mıydı? 6 numaralı haritamıza götürün. O haritada acaba bahsedilen dağ o Yemen'le Suudi Arabistan sınırının çizildiği dağ mıydı? Çünkü yüksekçe yakın orası dağ var. Orası olması muhtemeldir. Ya da daha güneyde merkezde bulunan alan mıydı? Yaklaştırın lütfen. Aşağı doğru. Şuraya, evet. Yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Adı güzel. Biraz aşağıda. Muhammed abi. Şurada, evet. Şimdi. Nereye yaklaşıyoruz? Şimdi burası. Necran'a yaklaştırın biraz, evet. Şimdi Necran'da görmüş olduğunuz dağ var. Acaba çıkarıldığı dağ burası mı? Şimdi yukarıdan bir bakalım kuş bakışı. Biraz daha yaklaşalım, evet. Necran'a. Necran'a yaklaşıyoruz. Şimdi bakınız burada. Şurada. Şurada biraz büyük daha. Bir karşılarında dağ var, gördünüz mü? Evet. Hadi yaklaştır, daha da uçak, tamam. Yaklaştır. Yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır bizi oraya. Şimdi uydudan Necran'a bir giriyoruz şöyle, evet. Uydudan kuş bakışı. Şurası. Ashab-ı Hudud. Bakın arkeolojik sit alanı yazıyor zaten. Arkeolojik sit alanı burası. Yaklaşın oraya. Yaklaş, yaklaş, yaklaş lütfen. Dur şimdi daha kayboldu, tamam. Yalnız çok yaklaşınca hocam. Biraz uzaklaştırabilirsiniz. Mahal burası bakın. Şimdi, şu, evet. Olayın yaşanmış olduğu mahal. Surlarla çevrildi yer şurası hocam. Evet. Tamam. Yolla çevrilmiş olan alan. Yolla çevrilmiş olan. Şimdi aşağıda gördüğünüz dağ var. Acaba o dağ mıydı? Dağı çıkarttırıyor askerleri dağdan atmak için. Biraz şimdi zoom çıkalım şu dağa bir bakalım. Bu dağ en yakın dağ, bu dağ, evet. Burada bir dağ var, evet. Evet. Buranın uçurumundan yuvarlayıp ölü öldürmeyi deneyecekler. Şimdi size müthiş bir dua ismi vereceğim. Bu gencin ismi azamıdır. Çünkü önemlidir. Biz Ramazan'da da bunu yapmıştık. İsmi azam duası. Mesela bana hep böyle soru geliyor. Hocam mahkemem var, iş görüşmem var, sıkıntım var, şuyum var, buyum var. Hepimiz dünyada imtihandayız. Bakın, evet. Genç bu sıkıntıda nasıl bir dua edecek? Hemen bir görüntü gözümüzde canlansın. 17 numaralı resmi verir misiniz? Adı güzel yönetmenim. 17 numara. Evet, tam bu dağın tepesinde olduğu zaman. Evet. Şimdi dağın tepesine getirdiler genci. Bakın küçücük bir çocukcağız. Genç, evet. Bir delikanlı. Nasıl bakarsanız öyle şimdi. Küçücük bir çocuk derseniz farklı. Aslan gibi bir delikanlı derseniz farklı. İkisi de aynı kişi halbuki. Diyor ki Allahümme kfinihim bima şi'te. Allah'ım benim için sen kafisin. Onlara karşı bana yeterli ol. Nasıl istiyorsan. Allahümme kfinihim bima şi'te. Tam Türkçesi ne hocam bunun? Benim Allahümme kfinihim. Allah'ım onlara karşı bana yet. Bima şi'te. Nasıl istiyorsan. Hani derler ya Allah bildiği gibi yapsın. Allah bildiği, evet. Allah'ın. Şimdi onu beddua, evet. Olarak söylüyor bizimkiler. Halbuki şöyle diyeceksin. Allah'ım nasıl istiyorsan. Hani ben şöyle şöyle demiyorum. Nasıl istiyorsan beni kurtar. Tıkandım artık, en bitti diyor. En iyisini sen yani. Bilirsin diyor. Evet. Burada bir zelzele oluyor anlık. O zelzeleyle askerler
uçurumdan düşüyor. Çok ilginç bir şey şimdi söyleyeceğim. Evet. O anda ben ne olsam bir şey demiyorum. Şimdi biz kara gümrükte olduğumuz. Biz kara gümrükte. Kolay şimdi, kolay evimizi terk etmeyiz hocam. Şimdi biz olayı, benim hep tarihle alakalı bağım budur. Yani evet. Ayetleri, hadisleri, siyeri, siyreti işlerken hep o empati yaparım. Ben olsam orada ne yapardım? Ben olsam orada nasıl hareket ederdim? Hep böyle içselleştirin ki o ayeti okuduğum zaman قُتِلْ أَصْحَابُ الْخْدُودِ okuduğumda beni böyle bir yere götürsün, çeksin beni bir yere. Evet. Ya burada askerler düşmüş, Allah'a hamd ediyor ve kalkıp saraya geri gidiyor. Saraya geliyor ve kralın karşısına diyor ki, işte ben geldim. Adamlar ne oldu diyor Zünvas. Allah diyor beni onlardan kurtardı. Hemen yakalayın diyor. Zaten kaçacak olsa gelmezdi ki. Onu diyor alın, hemen haritaya tekrardan götür bize, adı güzel yönetmenim. Onu diyor ki alın, götürün deniz sahiline, Babil Mendeb'e götürün diyorlar belki. İbrete alem olsun diye gemiyle götürün, açıklara gelin. Elini ayağını bağlayıp atın denize. Bahsettiği yer neresi? Şimdi yaklaştır bize. Adı güzel Muhammed Ali abi. En yakın deniz. Şimdi olay biraz yaklaştır abi. Biraz, çok indin. Dur. Böyle dur abi. Ne? Gencin yaşadığı mahal burası, burası mı? Burası. Evet. Burası. Şimdi krallığın yönetildiği merkez burası. Sana'nın hemen doğusunda. Ne dedim ben orası için? Hemen isim verdim size. Cennet. Cennet yönetimi merkez karargahı. Yani evet. Burasını İstanbul, burasını Ankara gibi düşünün. Evet. Şimdi burada dağdan atılıp ibret olacakken geldi, daha büyük ibret oldu. Aldırdı. Belki Babil Mendeb dediğim gibi büyük bir ticaret alanının boğaz girişi buraya getirdi. Hı-hı. Şimdi bizi farklı bir görüntüde oluşturacak. 18 numaraları bir resme götür bizi. 18 numaralı resme. Bu sefer gemideyiz. Gemide ellerimiz bağlanmış. Yani buradayız. Dalgalar var. Atacaklar. Genç ne desin? Tüh ben o zaman katsaydım keşke. Bunlar bir şey anlamayacak. Boşu boşuna olan bana olacak mı demiştir. Bir daha söylüyoruz. Siz de söyleyin. Üzüntüsü, sıkıntısı, kederi olan kardeşim siz de benimle beraber söyleyin. Dünyanın her yerinden canlı izleyen, sonradan izleyecek olanlar, sosyal medya hesaplarımız yazıyor. Kadim Sırlarınızın da YouTube kanalı, Facebook evet. sayfaları, oralardan takip edecek olanlar. Allahümme kfinihim bima şi'te. Çocuğun şu anda ettiği dua mı bu hocam? Biraz önce etti. Aynısını burada mıydı? Aynısını burada yapıyor. Dağdan atılırken ettiği duanın aynısını denize burada atılırken ediyor. Yapıyor. Allahümme kfinihim bima şi'te. Allah'ım onlara karşı bana yet. Yani beni onlardan koru. Nasıl istersen öyle. Sana ben teslimim. Fırtınayla gemi alabora oluyor. Hepsi üzerindeki zırhların etkisiyle batarken o delikanlı suyun üzerinde kalıyor ve sahile geri geliyor. Şimdi ne yaparsın Mehmet abi? Onlar çoktan kaçtılar hocam. Şu an onlar yoklar ortada. Başka ülkedeler. Bak, ikinci kez oluyor Uğur Bey. Evet, şimdi, ikinci kez. Yine mi saraya gidiyor çocuk hocam? Yine saraya gidiyor. Allah. Ama bunu da kimse yapmaz yani. Evet. Artık. Ama fark bu zaten. Hani bir kere yaptık, çıktık meydana, bir evet. kere yeter demiyor. Çünkü delikanlı artık aşmış kendini. Allah'a öyle teslim olmuş, ona öyle bir yönelmiş ki inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım ancak alemlerin Rabbi Allah için. Kur'an'daki bütün ayetlerin her biri muhteşem bir aşk, sevda, efsane, harika. Şu ayet bile yeterli Uğur Bey. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kimedir hamd? Alemlerin Rabbine hamd olsun. Yani mesela buradaki bütün sözümüz evet. burada bulunan arkadaşlarla beraber geçer. Ancak bu kadar. Ama ben bilsem ki burası da Uğur Bey'in, çıkış da Uğur Bey'in. Çıkıştan korkar mıyım? Hani diyor ya çıkışta görüşelim diye. Hocam, çıkıştan korkar mıyım? Bu çocuk her defasında ne gelirse gelsin başına yine saraya gidip kralın karşısına dikilmesi, ancak biri kulağına fısıldarsa, derse ki sen yürü sana hiçbir şey olmayacak emin ol derse biri bunu yapar. O zaman şu ayeti sanki işitmiş.
فَاِنْ تَوَلَّمْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ De ki Allah bana yeter. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ Ondan başka ilah yok. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ O bütün arşın her şeyin sahibidir. Hani bir yere giriyorsunuz, referans veriyorsunuz, CV vereceksiniz, CV'de referansa mı uğrarsan. Şimdi, referansınız da hareket etmenin verdiği özgüvenle delikanlı diyor ki, bak aşka geldi asadan. Ben bugün asamı düşürüp duruyorum, evet. Hayırdır inşallah. Orada hocam, işte delikanlı aslında... bir daha gemiden çıkıyor, saraya geri geliyor. İşte filmin en muhteşem sahnelerinden birisi bu. Niye ısrarla geliyor? Delikanlı geliyor karşısına. Zünüvaz. Yine geldim diyor. Ne oldu diyor adamlara? Onlara da diyor Allah beni onlardan kurtardı. Sen diyor nasıl bir kahinsin? Sen nasıl bir sihirbaz olmuşsun böyle? Nasıl kurtulacağız senden diyor. Kral diyor bunu. Evet çocuğa. Çünkü adam imparatorluklarla savaşırken bir tane yanındaki çocuk, genç adamın bütün heybetini, itibarını, ihtişamını, stratejisini, planını, her şeyini bitirdi. Bugün Arakan ağlıyormuş, Suriye ağlıyormuş, Yemen ağlıyormuş, Doğu Türkistan ağlıyormuş, Uygur ağlıyormuş, Doğu Türkistan ağlıyormuş. Orta Afrika alıyormuş, Güneydoğumuz alıyormuş. İçimizden bir tane Abdullah bin Samir'i Allah çıkarır. Bütün dengeler değişir. Bütün dengeleri değiştirmek Allah'ın kudretinde bir yiğidi çıkarır. Sen beni öldürmek istiyorsan tek bir şekilde öldürebilirsin diyor. Bütün halkı toplayacaksın. Hı hı. Ve diyeceksin ki delikanlının Rabbinin adıyla diyeceksin ve böylece benim heybemde bulunan bir oku bana atacaksın. Yoksa başka şekilde öldüremezsin. Yani öldürülemeyen bir adam var karşısında. Öldürülemeyen bir adam. Bugün hani siz KC'miz olsun, bir spot kelimemiz olsun derseniz. Öldürülemeyen adam. Öldürülemeyen delikanlı. Evet. Adam gibi adam. Şimdi bizi sarayda o sahneyi canlandıracak bir görüntüye, bir resme götürebilirsiniz. Şimdi bu olayda özellikle resimlerden bir tanesini daha bakıyorum. Evet. Uhdud halkının hikayesini bugün dinliyoruz. Kadim Sırların izinde. Gerçekten film gibi bir mesele Uhdud. Filmi, 19 numaralı film resim. Yapılmış ama daha filmi yapılmadı. Biz o filmi bir nevi ön senaryosunu anlatıyoruz. Tabii, şu anda hocam. Anda belki de ileride yapılacak bir film. Şimdi hocam bu çocuğun hareketi aslında Allah'ın işini Allah'a bırakıyor bu çocuk. Diyor ki ben zaten öleceksem öleceğim ama ölmeyeceksem de bu kralın karşısına bana her yaptığı kötülükten öldürme teşebbüsünden sonra yine gider dikilirim diyor. Aynen öyle. Çünkü Allah'a tevekkül ediyor çocuk. Biz bugün günümüzde gelecek endişemiz, yarın endişemiz, Allah'ın bildiği planı olduğu halde biz hala Allah'ın işini sanki elimize almış gibi endişe ediyoruz, düşünüyoruz, korkuyoruz. Bu peki niye böyle yapıyoruz biz insanlar olarak? Karşımıza sunulan haz ve hız dünyası bize bunu gösteriyor. Ne aslan pençesi büyük diye tok olur, ne karınca minik diye aç kalır. Kapkaranlık bir gecede simsiyah bir kayanın altında derinlerde bulunan minicik bir haşeratın bile rızkını ihmal etmeyen Allah, benim de sizin de onun da sizin de rızkınızı ihmal etmez ama sizi ve beni imtihan olarak gayretimizi görmek ister. Genç gayretini ortaya koyuyor. Allah'tan başka kimseye eyvallah demiyor ama onu bunu kibirli yapmıyor. Bakınız, dikleşmeden dik durmaz sonra kibir sahibi yapmıyor. Gene geliyor burada. Evet. Beni ancak böyle öldürürsün. Peki neden ölmeyi istiyor? Hani öldürülmesine izin veriyor. Amacı neydi? Bütün toplumun İslam ile, hidayet ile şereflenmesini canlandırmak. Bir bir anlatıp insanların hidayetine vesile oluyordu. Şimdi bütün halk toplandı 10 Hecran'daki arkeolojik site alanının olduğu yerde. Evet. Kral Zünivas delikanlının dediğini yaptı. Okunu çekti. Oku delikanlının heybesinden mi aldı kendi oku? Delikanlı dedi ki senin heybende zulüm kanı var. Benim heybemdeki ancak bunu yapar. Çıkardı okunu aldı. Attı. Delikanlının Rabbinin adıyla dedi. Gitti. Yere düştü. Kandırdın beni dedi. Ben yalan söylemem dedi. Sesini yükselterek söyle. De ki delikanlının Rabbinin adıyla. Hadis öyle diyor. Bismi Rabbi Gulam. Delikanlının Rabbinin adıyla. Gencin Rabbinin adıyla diye. Evet. Alıyor okunu buradaki gibi. Bağırıyor bütün halkın ortasında. Gencin, delikanlının, çocuğun Rabbinin adıyla diyor. Atıyor Zünivas. Attığı ok tam şakaklarına resimdeki gibi denk geliyor.
Jinuvas diyor ki, oh ben sonunda kurtulduk. Ama unuttuğu bir şey var. Oradaki halk bakıyor ki, bu genç neyi anlatıyordu? Şeksiz, ortaksız, en özüyle İslam'a bağlılığı anlatıyordu. Biz delikanlının Rabbine iman ettik diyorlar. Bütün halk. Korktuğu ne oldu? Başına geldi. Korktuğu başına gelince adam çıldırıyor ve bütün askerlerine emrediyor Zünivas. Hepsini toplattırıyor, kılıçtan geçittiriyor, ortaya hendekler kazdırıyor. İşte Ashab-ı Uhdud'daki Uhdud buna geliyor. Şimdi hızlıca hemen öncelikle ayete gelelim, o kısmı tamamlayalım. Şimdi delikanlının Rabbine iman eden herkesi hendekler kazdırıp içine dolduruyor. Toplu mezarlar. 10 numaraya gelelim. Kılıçtan birkaç mı kişi geçiriyor? Kılıçtan geçittiriyor. Evet. İlk baştaki ayaklanmayı. Evet. Kılıçtan geçirilmeyle durmuyorlar Uğur Bey. Devam ediyor. Görmüşler işin filmin sonunu. Bakmışlar ki delikanlıyı, öldürülemeyen adamı kendi anlattığı şekilde öldürdüler. Yaşam da ölüm de Allah'a aittir dediler. Ve sonra ne olmuş? Onlar müminleri katlediyorlardı, şehit ediyorlardı. Hı hı. O esnada büyük hendekler kazdılar. اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودَ Estağfirullah, Bismillah. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودَ Ateşi yakmışlar. Ne olmuş? Evet. Müminlere yaptıklarını seyrediyorlarmış. Ateşi yakmışlar hendeklere. Evet, o vakit. Zünivas 60 müminleri ateş hendeklerin içine. Evet. Bu hendeyi biz nerede gördük? Bosna'da da değil mi? Sırp kasabı. Hollandalı NATO Birliği'nin Sırpların eline katlesinler diye verdikleri Bosna'daki kardeşlerimiz. Hendeklere dolduruldu, topluca şehit edildiler. Yakın zamanda gördük, evet. Avrupa'nın göbeğinde. Biraz daha aşağı indirebilir misiniz? Evet, seyrediyorlardı. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Allah her şeye şahittir diye bitiyor bu ayet. Başı şöyle, onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Demek ki mal, kimsenin malına göz dikmemişler, evet. Rüşvete ayak uydurmamışlar, kimsenin namusuna müdahale etmemişler. İnsanca yaşamışlar, sadece Allah'a iman etmişler. Bütün bu sıkıntıların sebebi buymuş. Evet. Devam ediyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقُ Buyurun. Şüphesiz mümin erkeklere, mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. Bu güncel midir hocam bu ayet sizce? Evet, her zaman güncel. Allah Azze ve Celle zalimin zulmüne tövbe etmesi için hep bir fırsat veriyor. Yani bugün de işkence yapan insanların sonu cehennem azabı ve yangın azabı mı? Evet, cehennem azabının çeşit çeşitleri var. Cehennemde yangın derken cehennemde yangından bahsediyor, evet. Dünyada yangından bahsediyor. Cehennemdeki azabın, ateşin azabı var. Cehennem sadece ateşten dolu değil, çeşit çeşit azapları var. Onlardan azabın, evet. Ateş olanı da var. Ancak, buyurun. Evet, ancak iman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Evet, hadise hemen geçelim. Hadise geçiyoruz. Tirmizi'nin hadisine. Bu kazı yapılan alanda, antik alanda acaba toplu mezarlar bulunur mu ileride hocam? Kesinlikle bulunur. Bir örneğini vereceğim. Bir tanesi bulunmuş. O bulunmuş. Hem de kimin bulunmuş? Şimdi bu genci ne oldu? İbret olsun diye gömdüler oraya. Evet. Şu anda gördüğünüz Tirmizi'nin tefsir kitabında 76 no'lu hadis. En aşağı doğru iner misiniz? Sayın adı güzel yönetmenim. Evet. Hazreti, evet. Ömer döneminde bakınız. Hazreti Ömer döneminde, hı hı. Hazreti Ömer'in gönderdiği bir grup seriye Necran bölgesinde konaklarken o sit alanda, evet. Orada bir kuyu ihtiyacı kendilerine hasıl oluyor. Kuyu az kazarken, hı. Bir cesetle karşılaşıyorlar. Karşılaştıkları cesedin eli şakağında. Ok kimin şakağına gelmişti?
Evet, genç. Abdullah bin Samir'in. Evet. Eli böyle. Elini çekiyorlar cesedi ama sanki yeni defnedilmiş gibi. Kan fışkırıyor. Elini bir daha koyuyorlar, kan kesiliyor. Bu olağanüstü olay karşısında etkileniyorlar ve ne yapmışlar? Hazreti Ömer'e bunu bildirmişler. O zaman Halife Hazreti Ömer. Hı hı. Hazreti Ömer de bu gencin Eshab-ı Uhdud'daki genç olduğunu söylemiş ve onu olduğu şekilde defnetmelerini söylemiş. Belki ileride şu savaş ortamları inşallah biter dünyada. Evet. Arkeolojik çalışmalar, tarihsel veriler ve bulgular objektif olarak incelenir. O sahabelerin defnetmiş olduğu zatın kabri bulunur. Hı. Ve bu hatıra bizzat orada ortaya çıkmış olur. Bugün bile hala Bosna'da dahi biliyorsunuz toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Toplu mezar bulunmuş mu hocam bu konuyla ilgili? Burada mı? Evet. Burada tek bahsedilen Abdullah sadece bin Samir'in bu. Meşhur olan kişinin kabri. Diğerleri zaten Uğur Bey yakılmış. Yanmış olan cesetlerin Allah şehadetlerini kutlu eylesin. Ne kadar kalıntılarına ulaşabilirsiniz? Büyük hendeklerle, derin hendeklerle kazılmış. Evet. Hadiste gördüğünüz gibi onların demiş olduğu şey şu. Son kısma doğru geliyoruz. Genç şehit oldu, delikanlı şehit oldu. 23 numaralı resim gözümüzde bir canlansın. Evet. Halkı ateşe atmaya devam ediyorlar Uğur Bey. İnsafsızca, vicdansızca. Bu hep yapıldı benzerleri. Hı. Ateşe attıkça atıyorlar. Yani kadınlı, erkekli, yaşlı. Öyle bir canileşmişler ki bir tane kadını tekrardan oraya getiriyorlar. Hadiste geçiyor. Kadın tereddütte acaba geri mi dönsem? Hani siz ne istiyorsanız onu kabul ediyorum mu desem? Hı hı. Bir tereddütte. O esnada kucağındaki bebek diyor ki sabret ey anneciğim. Sen doğrusun. Doğru yoldasın diyor. Bunun üzerine burada görenlerin hepsi Allah'a, delikanlının Rabbine iman ettiği bir daha yıkıyorlar. Tüyler diken diken. Ondan sonra onları şehit ediyorlar. Sonrasında 2. Ayasofya'yı yapmış olan İmparator Justinianus'un amcası, bir önceki imparator Justinus, Doğu Roma, şeydeki Habeşistan kralı Asame'ye haber gönderiyor. Buradaki zulmün sonunu getirmek ve Zünivas'a karşılığını vermek üzere 70 bin ile 100 bin arası bir orduyu Yemen'e çıkarmasını istiyor. Kendi aralarında yaptıkları din birliğiyle beraber oraya bir baskın yapıyorlar. O ordunun başında iki kişi var. Bir tanesi Elyat, bir tanesi de sonradan Kabe'yi yıkmaya gelecek. Fil suresinde ismi geçen evet. Ebrehe. Süremiz bitti hocam. Ebrehe gelecek ve böylece onu Zünivas'ı bir savaşta yenecekler. Gayman dediğimiz yerde Zünivas'ın cesedinin bulunduğu bir alan var. Zünivas yenilince, savaşı kaybedince gururunu yediremeyecek ve atını denize sürerken Kızıldeniz'de orada boğularak can verecek ve böylece evet. Zalimin zulmü de beklediği gibi olmayacak. Peki hocam. Evet geldik bugünkü programımızın sonuna. Bugünkü Kadim Sırların İzinde programında Uhud ashabının yani Hendek halkının hikayesini dinledik. Gerçekten görüntülerle, şu anki coğrafi konumlarıyla ve yaşanan hikayeyi bazen çizgi film görüntüleri bazen gerçek görüntüler eşliğinde tarihten, coğrafyadan ve kutsal kitabımızdan bilgilerle, hadislerden bilgilerle sevgili hocam naklettiler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Rabbim o gencin imanı gibi bir imanı tüm gençlerimize nasip etsin ve bize de nasip etsin. Demek ki yaşın bahanesi oluyormuş. Evet. Peki efendim. Haftaya aynı saatte saat 21'de pazar akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.